Ballar, nasılsınız? İyi misiniz? İyi olduğunuzu ümit ediyorum. Ben iyiyim. Daha iyi günlerim oldu. Kesinlikle. Ama daha kötüleri de oldu. Çok şükür iyiyim. Şu an işe gidiyorum. Bir değişiklikle, normalde ben hep 6 civarı başlarken ve restoranı kapatırken artık daha erken gidiyorum. Bunun sebebi Charlie'nin çalışma saatlerinin değişmiş olması. Bunun sebebi dünyanın en düşük omuzlu insanı olduğum için, kusura bakmayın, sürekli şunları yukarı kaldırırken görüyorsunuz beni ama düşüyorlar, yapacak bir şey yok. Charlie'nin çalışma saatleri değişti çünkü Charlie'nin işi değişti. Sizin haberiniz yokken neler neler oldu bir bilseniz. Yaklaşık, hatta benim böyle bayağı moralim bozuktu. Ama tabii ki yani size söylemedim çünkü size söylememle değişecek bir şey yoktu. Ve benim son zamanlarda moralim bozuk olduğunda moralim bozan şeyler hakkında konuşmamayı tercih ediyorum ki 35 senelik hayatımda hep bu konulara çok dışa dönük birisi oldum. Çok anlatan, herkese, hani internet ortamından bahsetmiyorum, sadece çok anlatan birisi oldum. Can sıkıntımı, şuyumu, buyumu, herkese. Ama son zamanlarda yaşın etkisi mi, akıllandım mı bilmiyorum ama artık içimde birçok şeyi çok içimde yaşıyorum ve anlatmıyorum genelde. O yüzden bilmiyordunuz. Her neyse, bizim Türkiye'den dönüşümüzden beri Charlie'nin iş yerinde bayağı sorunları vardı ve çok haksızlığa uğradı birçok yönden. Ah, kameramı düzeltecektim, kırmızı ışıkta ama kırmızı ışık benim şansıma hemen söndü. Her neyse, önce onu kendi pozisyonundan depromote ettiler. Sırf Türkiye'ye geldi, izin aldı geldi değil ve Türkiye'ye keyfinden gelmedi. Yani ben ameliyat olacaktım, benimle birlikte geldi. Her neyse, orada bir haksızlığa uğradım. Sonra da o olaydan sonra her şey yokuş aşağı gitmeye başladı bizim için. Ve en son Charlie işten çıkarıldı. Şu an onları sarılıp öpebilirim bize bu iyiliği yaptıkları için. Öpebilirim bize bu iyiliği yaptıkları için. Gerçekten... Hani her şerin altında bir hayır çıkar diye bir laf var ya, o kadar doğru ki. O yüzden şu fırsat bahaneyle şunu da söylemek istiyorum. Eğer hayatınıza bir şeyler çok kötü gidiyorsa, neden ben diyorsanız, belki sizin için de iyi şeyler yakındır. Öyle ümit ediyorum. Bir saniye, şu kırmızı ışığı değerlendireyim, hemen geleceğim. Geldim. Şu an bu gitti ama hala yamuğum, kusura bakmayın. Trafikte bu kadar oluyor. Trafik canavarı olmak istemiyorum. Burnum da deli gibi kaşınıyor. Her neyse. Yani inşallah canınızı sıkan şeyler varsa tez zamanda size aydınlığa çıkarsınız. Ne diyordum? Charlie işten çıkardılar. Bu bizi tabii ki moralmen yıktı. Biliyorsunuz, yılan hikayesine dönen bir taşınma durumumuz var. Taşınmak çok istiyoruz fakat sürekli bir şeyler çıkıyor. Ve bu bizim taşınmamızı bir ay ertelememiz, bir mi bir buçuk ay ertelememiz anlamına geldi. Her neyse, ölüm yok ucunda. Şu anki planımızla yine bir şeyler, aksilikler olmazsa Ocak 1 gibi inşallah çıkacağız bu cehennemden. Her neyse, ama moralimiz çok bozuk tabii ki ister istemez. Fakat Charlie hemen zaten tabii ki iş aramaya başladı anında. Ve ilk başvurduğu işe kabul edildi ve şu an şükürler olsun. Yani hani böyle nazara falan inanan bir insan değilim ama bu o kadar önemli bir konu ki bizim için. Nazar değmesin. Çok mutlu işinde. O yüzden diyorum, eski firmasında biz hani işten çıkarıldığında tabii ki çok mutsuzduk. Çok, hatta Charlie hukuki yollara başvuracaktı çünkü çok büyük haksızlıklar yaptılar. Detaya girmek istemiyorum. Ama şimdi düşünüyorum ki iyi ki bunu yapmışlar ki Charlie'nin çok daha mutlu olduğu, geleceğinin daha parlak olduğu bir işe başlamasına vesile oldu. Bugün telefonda konuşuyoruz. Beni aramış, duymadım. Ondan sonra ben onu aradığımda işte bir şeyler söyledi. Çok mutluyum dedi. Dedim, ne oldu? Niye çok mutlusun? İşte ilk defa bir şey olmadan çok mutluyum. Son zamanlarda, son belki bir senedir yaşadığım en mutlu günleri yaşıyorum. Hani işimi, yeni işimi çok sevdim ki henüz bir hafta oldu başlayalım. Yeni işimi çok sevdim. Herkes harika. Ve burada bir geleceğim olabileceğini görebiliyorum falan filan dedi. Ne kadar, yani bir insanın eşinin mutlu olduğunu, mesela özellikle zor zamanlardan geçiyorken kadar mutlu eden bir şey yok tabii ki. Ve ben de çok mutluyum, şükürler olsun onun için. Tabii ki kendim için, ailemiz için. Şimdi artık benim mutluluğum şu lanet olası evden çıkmak olacak. Bu evden çıktığım gün kendimi böyle yeni bir hayata başlamış gibi, yeniden doğmuş gibi hissedeceğim. Benim ilk mutluluğum olacak. Sonra beklediğim bir başka konu daha var. İnşallah o da olursa zaten anlatacağım size.
çocuk değil. Çocuk değil. Şu an düşündüğüm son şey ikinci çocuk arkadaşlar. Çok soruluyor diye söylüyorum. Tabii ki Anatoly'ye bir kardeş istiyoruz. Kısmet ama ikinci çocuğun bedeli benim bitik, enerjisiz, bağıran, çağıran bir ya da böyle zor bakan bir anne olmamsa Anatolia'nın tek çocuk olması ama bütün sabrımızı, sevgimizi, ilgimizi ona vermemiz daha mantıklı geliyor bana. Hayatım boyunca hep iki çocuk istedim ama hayat şartları yani. Kısmet daha hiçbir şey için hani kesin de değil. İstemiyoruz da demiyoruz ama şu an istemiyoruz diyebilirim. Yaşça yakın olsunlar istemiştim ama yapacak bir şey yok yani. Bakamayacağım ikinci bir çocuğu doğurmanın anlamı yok. Bakamayacağım derken açta açıkta kalmayacak elbette ama biliyorum ki çok zorlanacağız ve biraz daha rahat bir kafayla istiyorum açıkçası olursa. Kısmetse. Kısmet değilse de Allah bana bir tane sağlıklı çocuk verdi. Şükürler olsun binlerce kez. Olmayanlara versin, isteyenlere versin. Onun dışında öyle yani daha iyiyim. Biraz sanki böyle kara bulutlar dağılıyor gibi üzerimizden. Bir dönem böyle bayağı zordu benim için ama şimdi daha iyiyim. Onun dışında konuyla alakası yok. Eğer ki dudağımdaki ruju beğendiyseniz Nars'ın, gerçi bu makyaj da çok belli olmadı ama ben dün İbo'nun doğum günüydü. Bahar, ben, İbo, Anatoly'ye Çerli kutladık. Daha önce gitmediğimiz bir restorana gittik. Şık bir yerdi. Hoştu. Orada bir şeyler yedik. Sohbet ettik işte. Birer kadeh bir şey içtik. Çok keyifliydi. Dedikodu yaptık. Bayağı bir keyif aldık yani. Güzel bir gündü, güzel bir geceydi. İyi ki İbo da Bahar da buradalar. Onlar da çok mutlu, şükürler olsun. Çok güzel bir evlilikleri var. Allah daha da mutlu etsin inşallah. Ne diyecektim? Nereye bağlayacaktım konuyu? Dün yaptığım makyajda bu ruju kullanmıştım. Ve haz vermişti. Nars'ın Power Matte Lip Pigment. Tam olarak adı bu. Power Matte Lip Pigment. Ve numarası yok. İsmi American Woman. American Woman'ın şu an onu sürdüm. Bayağı kalıcı. Dudaklarda böyle yapış yapış falan diyor. Maybelline'in Super Matte'leri var ya, onlar gibi yapış yapış değil. Bayağı mat, ince yapılı. Güzel, hoşuma gitti. Güzel bir kırmızısı varsa ilerleyen zamanlarda düşünebilirim. Bu arada yüzümdeki fondöten Guerlain ve size son makyaj videomu izlediyseniz Guerlain aldığım için pişman olduğumu söylemiştim. Bugün kötü bir ışıkta evde sürdüm. O yüzden çok inceleme şansım olmadı gerçekten istediğim gibi mi diye ama bugün haz verdi. Ben de bir gel git akıllıyım biliyorsunuz. Ki bu iyi bir şey çünkü dediğim gibi iade etmek istemiyorum. İçim el vermiyor açıkçası iade etmeye, onu neden bilmiyorum. O yüzden kullanıp ve hazır Armani'm bitmek üzereyken, bitmedi bu arada ama içinde az kalmışken ve diyorum da az kalmışken, hani kullanayım, elimde full fon, neredeyse tamamen dolu fondöten kullanmak tabii ki istiyorum. O yüzden bugün haz verdi, ümit ediyorum. Onu böyle güzel bir gün ışığında, cildim çok sorunsuzken, denemek çok sorunsuzken derken hani böyle bazen bakmıyorum etmiyorum, pul pul oluyor. Bunu fondötene yormak da biraz haksızlık. Senin cildin bok gibiyse fondöten ne yapsın? O yüzden böyle cildim biraz daha düzgünken de tekrar denemek istiyorum. Öyle sizi de bilgilendiririm bu konuda. Çünkü çok, siz çok merak ediyorsunuz benim gelen fondötenim hakkındaki güncel düşüncelerime, eminim şu an bütün Türkiye'nin nabzı güm 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 atıyor, bu anı bekliyor. Böyle de şeyim. Saçlarım fönlü. Topladım. Yeni iş yerindeki saç stilim bu. O kadar memnunum ki saçımı boyadığım için ve düzleştirdiğim zaman iyi göründüğünü de düşünüyorum. Ama 15 dakikalık fark yani ben fark edemem. Anneciğim ben buradayım. Bir yandı sanat buradayım. Sari. Şuraya mı fark etsem, orası tam 15 dakika. Oo. Hiç öyle atraksiyon. Ay, orası da 15 dakikaymış. Şuraya hemen park edivereyim. Böyle. Benim şapşallıklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sıkılmamışsınızdır. Keyif almışsınızdır. Bayağıdır araba sohbeti yapamıyorduk. Çünkü saatlerin geri alınması sebebiyle çok karanlık oluyor. Arabada size çekim yapamıyorum. Siz eminim bunu da çok merak ediyorsunuz. Oh araba sohbetleri, vah araba sohbetleri diye. Ama güzel oluyor. Ben seviyorum. Bana haz veriyor. Ümit ediyorum size de veriyordur. Yapmış bulundum. Böyle izlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sık vlog çekmeye çalışıyorum. Çekecek bir şey olduğunda özellikle. Öyle. Yine görüşeceğiz. Çok öptüm. Ümit ediyorum. Zor zamanlardan geçmiyorsunuzdur. Ama geçiyorsanız da umudunuzu yitirmeyin. Her şey çok güzel olabilir. 5 dakikada değişir bütün işler. Hoşçakalın.